Altıncı vicdan ve adalet nöbetimize gelerek destek veren, gelemezse de kalbi bizim yanımızda olan vicdanlı insanlarımıza teşekkür ederiz. Şubat 2008'de Davutpaşa'da meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü nöbetimizde ailelerden adalet mücadelelerinin öykülerini dinleyeceğiz. Evet, bu hafta işçilerden yana kötü bir hafta geçirdik. Karabasan gibiydi. 8 yıldır meclis gündemindeki adı işçi sağlığı değil, iş sağlığı, güvenliği, yasa tasarısı görüşüldü. Ne oldu? Tasarı meclisten geçti. Etaplı olarak 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olmak üzere uygulaması ötelendi. Nedeni iş yerlerinin tehlikelilik durumunda göre belirleyeceği şeklinde ifade edilmekte. Bizler hep söyledik, yine de söylüyoruz. Mesele tek başına yasal mevzuat değil. Mevcut olan uygulamanın işçinin lehine yeni yasal düzenleme yapabilir mi? Nitekim yanılmadılar bizi. Ve yasa düzenlemesine bile tahammül göstermeden aman işverenin karı azalmasın diye ötelediler. Biz aileler olarak diyoruz ki yasa hazırlanış süreci itibariyle yasanın güya kurmaya çalıştığı işçilerden, yani bu felaketleri yaşamış olan ve halen adalet mücadelelerini sürdüren biz ailelerin ve avukatların görüşlerine bir kez olsun dahi başvurmadıkları için meşru değildir. Adalet mücadelelerimizi sürecinde yargılamalar göstermiştir ki sorun mevzuat değil, uygulamakla ve denetlemekle yükümlü olanlardır. Yani işverenler ve kamu kurumları ve yeni yasa göstermektedir ki esas dert olan işçinin çalışma mecburiyetlerini, haklarının gözetilmesizliğini ve patronların insafına bırakmakta yasa kurumlarının yapacakları işçi sağlığı ve güvenliğine dönük denetimler üstünden kar edilen ve şirketlere bırakılan bir iş haline getirmektedir. Oysa anayasanın 56. maddesi açıktır ve bu görev devlete aittir. Bizler kamusal denetimi işverenle anlaşmalı şirket ve kişilere devredilmesinin sonuçlarını yaşayan depremlerdeki yakılan binaların denetlemesine süreçlerinden biliyor ve tanıyoruz. Bu yasa nedeniyle dünden daha fazla kaygılıyız. İş kazası olarak adlandırılan iş cinayetinin nedeni yasal mevzuat eksikliği olarak sunulmakta. Ve sanki yeni çıkan yasayla bu süreç biteceği anlatılmakta. Bu doğru değildir. Yasayı anlatan yetkililer demektedir ki işçinin tehlikeli bulunduğu işi yapmama hakkını getiriyoruz. Doğru değildir. Mevcut yasal mevzuatta da vardır. Ve böylece diyecek işçinin hemencecik kapının önüne konulduğunu biliyoruz. Nesi yeni bunun? Yasayı anlatan yetkililer demektedir ki işveren iş güvenliği ve sağlığı için görüşlerine başvuracaktır. Başvurmazsa ve işçi uğraşıp başvurmadığını ispat ederse işverene 200 TL cezası verilecektir. Çalışma hayatının gerçeği hiçbir biçimde uyuşmayan yasayı kamuoyuna önünde cilalama hükmüdür. Yasayı anlatan yetkililer demektedir ki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışma mecburiyetinde işçi sayısını 50'den 10'a indirmekteyiz. Olumlu görünse bile tuzak hükümdür. Esas maksadı saklamaktadır. Herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde 2 işçi çalışanda 100 işçi çalışsa da sorumluluk bellidir. Ve yasa ile işveren bir şirketle anlaşarak işçilere eğitim, talimat aldırmışsa tazminat sorumluluğundan kurtulmaktadır. Ve bu eğitim süreçleri mesaiden sayılmayacaktır. Daha nice işçi aleyhine hükümler, hükümete, milletvekillerine, siyasi partilere, sendikalara, meslek odalarına, derneklere, işçilere sesleniyoruz. Daha baştan yasanın adı niyeti beyan etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği oysa doğrusu işçi sağlığı ve güvenliğidir. Adı bile niyeti ortaya koymaktadır. Mevcut yasal mevzuatın etkin uygulamasına sağlayan yeter bunun
için iş müfettişleri sayısını arttırmak, özelliklerini güçlendirmek, devam eden adalet mücadelelerinde yargılanan sorumlu kurumların yargılanmasına gölge etmemek iyi bir başlangıçtır. Ve bu yasa görüşülürken işçi ölümleri devam etti. Hem de meclis bahçesinde ve bu hafta basına yansıyan haberlerin işçiler dünyasındaki tablosu. Eskişehir'de Otu Tamirciler ve Tornacılar sitesindeki Zafer Aksu ismindeki bir şahsın işlettiği makine imalatı kiralanan ancak kaçak olarak kimyasal madde üretimi yapıldığı belirtilen atölyede meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Patlamayla oluşan yangında o sırada atölyede bulunan genç yaştaki 4 kişi dışarı çıkamadı. Ahmet Uysal 23, İsmail Tünel 22, Umut Küçük Karabacı 22, Melih Duran 27 isimli genç işçiler yanarak can verdi. Yine patlamanın yaşandığı atölyenin iki sokak ötesinde bulunan bir mermer atölyesinde kesme makinesine kolunu kaptıran 40 yaşındaki Hasan Eker hayatını kaybetti. Taşköprü ilçesine bağlı Sarısekik köyünde aynı zamanda muhtar olan 51 yaşındaki Muzaffer Çuban direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak can verdi. Mutki ilçesine bağlı Çatal Erik köyünde ve su kanalı kazan köylüler üzerine kar kütleleri geldi. Kar kütleleri altında kalan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Aralık ilçesinin Ağrı dağ eteklerinde özel bir Ponza taşı ocağında meydana gelen Göçük'te 37 yaşındaki Salih Mikver yaşamını yitirdi. Armutçuk müessesesinde üretim işçisi olarak çalışan Yalçın Günaydın otup kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kırşehir merkezdeki lastik fabrikasında kazan kurulum işini alan teşeron firma çalışan Abdülmütalip İnce 20 iskelede dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti. Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen olayda bir inşaatında çalışan DA 45 dengesini kaybedince 3 kutla düşerek hayatını kaybetti. İstasyon virajı yakınında hastane inşaatında çalışan Nihat Mahin 21 dengesini kaybederek tekerlekli iskeleden beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Batman Gültepe mahallesinde bir inşaatta fayans işi olarak çalışan Hamdin Tunç 48 gerilime kapılarak ağır yaralandı. Nevşehir'de üzerine pres makinesi deviren işçi öldü. Sanayi sitesinde saç işlemi atölyesinde çalışan Mustafa Onmuş'un 50 üzerine geri değiştirilmeye çalışan pres makinesi devrildi. Yaza Merhaba Partisi öncesinde senfoni orkestrasıyla birlikte hazırlık başlayan Dici Yiğitcan tünel elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bilecik Bozhöyük'te işine gitmeye çalışan işçiler Harun S. 23, Özgür G. 39, Vedat S. 22, Yasemin K. 35 geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Ve daha diğer kardeşlerimiz. İşte bugün bizi bir araya getiren, neredeyse bile bile gelen işlerine duyduğumuz öfkemizdi. Kaybettiğimiz canlarımız ve geride kalanlar için bir daha olmasın diyerek Ostim ve İvedik patlamalarında 7. duruşma yapıldı. 3. bilirkişi raporu beklenmekte. Duruşma Temmuz ayında. Dizi setinde çalışırken hayatını kaybeden Elin Erdem'in duruşması, dolayısıyla öğrendik savcılığın hiçbir ciddi inceleme yapmadan 2 gün içinde iddianame düzenlediği 2. duruşma yapıldı. Eksiklikler hakim tarafından kabul edildi, keşif haftaya. Geçtiğimiz hafta Van Bayram Otel sahibinin ifade vermeye gitmediği için yakalama çıkarıldı. Yetmez dedik diyoruz. Hasar tespiti yapmayanlar ve sorumlular otel sahibi derhal tutuklanmalıdır. İddianamenin düzenlenmesi beklenmekte. Esenyurt davası iddianamesi düzenlendi. Dava açıldı, duruşma Temmuz'da. Davutpaşa Zeytinburnu Belediye Başkanı hakkında iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Ve daha irtibatımız olmayanlar, bilmediklerimiz, vicdan ve
adalet nöbetimize katılmaya, seslerimize katmaya davet ediyoruz. Bizler iş cinayetlerinde canlarını, sevdiklerini kaybetmiş kişiler olarak başka canlar yanmasın, başka annelerin, babaların ağlamamasını istiyoruz. Bir araya gelerek bu memleketin geleceği için, iş güvenliği, iş sağlık, yaşam koşulları için, kanun dışı çalışma koşullarını sona erdirmek için davalarımızın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bütün iş kazalarında sorumlu olanların ortaya çıkarılması önemli ve de bizim payımıza düşen insani bir görev olduğunu düşünüyoruz. Memleketimizin insanın bütün bu sorumsuzluğa ve sonuçlarına layık olmadığına inanıyoruz. Adalet için mücadelemizde basının ve kamuoyunun desteğini yanımıza görmek, davalarımızın bu ülkede yaşayan herkesin davası olduğuna aykırmak istiyoruz. Bu nedenledir ki 28 Nisan tarihinin tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi iş kazalarında hayatını kaybedenler için anma yası günü ilan edilmesini istiyoruz. Davalarda bütün sorumluların yargılanmasına mani olan idarenin yargılama müsaade etmeyen tutumunu terk etmesini istiyoruz.